Meclis Taksim'in bu haftaki durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şu anda milletvekili odalarının bulunduğu A bloğun önündeyiz. Anahtarımızı bir milletvekilimize teslim etmek için oraya doğru gidiyoruz. Anahtarımızı bu hafta AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'ye teslim edeceğiz. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizi almaya geldik. Tabii, aynen. Meclis Taksim'in anahtarını size teslim edeceğiz tamam, bugün. Tamam, ne zaman isterseniz. O zaman rozeti ve ceketi çıkaralım. Hemen. Anahtarı almak üzere yola çıkalım. Hemen çıkaralım bunları. Ceketimizi asalım. Meclis Taksim'in emrine amadeyiz biz. Evet, bizim Ağrı Sporumuz güzel gözüktü herhalde şu anda. Yanında da Nuh'un gemisi. İnşallah bugün böyle Ankaralılara iyi bir servis hizmeti sunacağız. Bu yağmurlu havada. İnşallah herkes memnun kalır. Meclis Taksim'i biz böyle iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Ağrı balıyla meşhur bir il. Aladağ'ın biliyorsunuz Türkiye'de özellikle çiçekçilik anlamında çok çiçeklerin yoğun olarak yetiştiği bir yöre. Bu anlamda bizim balcılarımız tabii bizim Ağrı'mıza çok büyük itibar gösteriyorlar, sağ olsunlar. Yani tanımak tanımamak tabii bir tarafa, ama önemli olan kendi ilimizin ön plana çıkması, Meclis Taksim'in iyi bir şekilde temsil etmesi. Bizim bakış açımız budur. Ama umarım tanırlar, tanımasalar da hiç problemimiz yok zaten. Gençler, nereye gidiyorsunuz? Sizi alalım, nereye gidiyorsunuz? Bedava alalım, buyurun. Geç. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Kapınız kapanmadı. Teşekkür ediyorum. Evet, neredesiniz? Nerede oturuyorsunuz burada? Batıkent'te. Uzak bir yerden geliyorsunuz. Evet. Yakışıklı okuyor herhalde. Evet, okuyor. Kaçtasınız? Lise 1'e gidiyorum. Maşallah ya. Benim oğlan da bu sene üniversiteyi kazandı. Bak, iyi çalışman lazım. Onun için önünde 3 yılım var bu yıl hariç. Memleket nere beyefendi? Isparta. Oo, güllerle dolu olan Isparta. Evet. Evet, Allah yardımcınız olsun. Isparta milletvekilleriniz kim, tanıyor musunuz? Vallahi ben tanımıyorum. Yine pek fazla ilişkim yok. Isparta ile fazla girip gelmiyorum bunun için. Bir bayramdan bayrama falan gidiyoruz. Evet. Burada şey var, bak bir gemimiz var. Nuh'un gemisi der orada. Evet. Nuh'un gemisinin nerede olduğunu biliyor musunuz? Efsane değil miydi? Yok. Ağrı Dağı diye biliyorum ama. Evet, Ağrı Dağı'nın üzerinde. Bak, evet. Böyle de bir şeyimiz var. Ağrı'ya gittiniz mi hiç? Yok, gitmedim. Evet. Peki Ağrılardan tanıdığınız kimse var mı? Yok. Yok, kimsemiz yok. Ağrı vekillerinden tanıdığınız kimse var mı? Yok, yok. Sizin pek siyasetle aranız yok o zaman. Fazla yok, fazla yok. Kaç çocuk var? Bir tane. Allah bağışlasın. Niye öyle geç? Geç evlendik. Allah mutlu mesut eylesin. Allah yardımcınız olsun. Bir günde hava yağmurlu, trafikte bayağı var. Evet, yağmurlu bugün, evet. Biz de şaşırdık sizi görmeyi. Ben geçen gün reklamda duymuştum da, Sayın Milletvekilleri, hangi parti milletvekilisiniz? Ben AK Parti milletvekili. Ben Ağrı mı okuyorum? Ağrı milletvekili. Emin oldum.
Rica ederim, ben de. Siz nerede tanıdınız yani şey? Ne? Meclis taksiden mi? Meclis taksiden tanıdım. Kaç yıldır Ankara'dasınız beyefendi? 25 yıldır. Bayağı var mı? Siz artık Ankaralısınız. Evet, Ankara olduk hocam. Artık Isparta'yla pek bir ilginiz kalmamıştır. İşte bayramlarda falan gidersek, işte cenaze, şudur, budur, o şekilde. Aile başka. Orada mı, burada mı aileniz? Ailemiz, burada olan da var, orada olan da var. Genellikle Isparta. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Ben yazılım mühendisi ya da bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. İyi, çok iyi yani. Böyle yani bu yaşta gençlerin yani hedef belirlemeleri çok evet. Güzel bir şey. Evet. Bunu söyleyeyim özellikle. Evet. Bizim tabii ülkemizin daha önceki yıllardaki en büyük sıkıntısı kendisine güvenmeyen gençlerin olması ama evet. Mesela şu anda maşallah bakın özellikle ebeveynlerin buradaki tutumu çok önemli. Bu yaşta bir hedef belirlemeleri evet. Yani gençlerle birlikte çok önemli bir şey. Ben çok önemsiyorum. İnşallah böyle istediğiniz yere girersiniz. İnşallah. Bizim ülkemize de ülkede faydalı bir hizmet edersiniz. Tabii bizim inşallah. Şu andaki hedefimiz bakın olsun. Sıkıntılardan bir tanesi beyin göçü. Evet, evet. Yani bunları işte bu özellikle yurt dışındaki şu anda beyin göçünü AK Parti çok teşvik ediyor. Evet. Yani ülkeye getirmesi konusunda inşallah iyi bir netice olur. İnşallah, söyleyeyim. İnşallah memleketimiz için çok iyi olur. Evet, evet. İzlam mücadelesini diyeceğiz yani iyi bir insan olsun, topluma faydalı bir insan. Evet, hepimizin. Faydalı bir insan olsun. Tabii işte hepimizin. Onun için tek çocuk iyi bir yerde okutalım diye. Onun şeyini yaptık. Hani yetersiz ama. Çalışıyor mu yoksa? Emekli. Emekli. Evet. Şimdi Sayın Başbakan'ın tabii bu anlamda bir daveti var. Yani en az 3. Evet. Dolayısıyla evet. Sağlık sorunları yoksa, evet. Hani yaş uygunsa buna çok... İşte maddi imkan da Sayın Milletvekili'nin çok önemli yani. Tabii o da önemli. Yani ama Cenab-ı Allah yani 3 tane verirsen eğitim her rızkı, bir şekilde veremez. Her canlıya rızkını veriyor. Evet. Evet. Tabii bir de şu var bizim şu anda ülkemizdeki nüfus konsepti farklı. Yani evet. İki olduğu zaman, bir olduğu zaman zaten aşağı gidiyoruz. İki olduğu zaman yine aşağı hep aynı yerinde sayıyor. Evet, nüfus açısından öyle, evet. Bizim bu anlamda en az 3 Sayın Başbakanımızın talimatı o yönde. Evet. Artık hani sizler düşünmeseniz bile inşallah gençler ileride inşallah. 3'ü ve 3'ün üzerinde düşünürler. İnşallah. Sizi nerede indiriyoruz? Şu ileride metro durağı var ya hocam. Ha metro durağının orada. Bizimle tanıştığıma çok uygun oldu. Sağ olun bizler de öyle. Meclise de bekleriz. Böyle vakitimiz i̇nşallah, olduğu zaman inşallah. Gelin arkadaşlarınızla meclisi görün. Demokrasiyi görün. Demokrasiye sahip çıkın. Burada mı indiriyoruz? Evet. Sahip, sahip. Şöyle otobüs durağının olmadığı bir yere geçeyim de. Hocam ücret. Hocam ücret yok. Ücretsiz mi şey? Bizlerdensiniz. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Teşekkür ederim. Otobüsümüz var. Bu bizim Nuh'un gemisinin maketi. Sizin demin orada gördüğünüz. Bunu ben size vereyim. Bu bir. İkincisi de beyefendiye bir şey vermek istiyoruz. Ağrı Valiliğimizin de çıkarmış olduğu bir kitabımız var. Dolayısıyla burada baktığınızda Ağrı'yı şöyle güzel şeylerle yad ederseniz özellikle bu fotoğraflarla bu çok güzel. Türkiye'yi tanıtan, Ağrı'yı tanıtan biz böyle şunları sizlere hediye vermek istiyoruz. Teşekkürler. Bunları da size takdim ediyorum. Şöyle bıraksam olur değil mi? Bir üçüncü husus da bak size böyle bir Ağrı bağlımızı veriyoruz. Burada en önemli özelliklerinden bir tanesi çok yüksek düzeyde bizde çiçek yetişir. Polenlerden yapılan. Afiyetle yiyin. Kendinize iyi bakın. Sizlere mutluluklar diliyorum. Yakışıklı. Kendine iyi bakın. Yolculuk nereye? Nereye yolculuk?
Atmayın, sizi bedava götüreyim. Kaç kişi var? Geçin. Gel hemşerim, geliver. Bir oturalım değil mi? Tamam, gel kardeşim, gel. Gel. Sen nereye gidiyorsun? Ya baba, hayır. Ya baba. Ters olur. Ya baba. Keçiören var mı? Keçiören var mı? Evet, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sizleri sormam. Çok teşekkür ederim. Neresinde oturuyorsunuz Keçiören'in? Dudluk'ta. Dudluk'ta uzakmış ya. Nere milletvekilisiniz? Hayırdır ya? Ağrı milletvekiliyim. Ağrı'ya geldiniz mi? Yok, gelmedim. Evet. Ben Sivaslıyım ama doğma büyüme Keçiören'liyim. Hiç gelmediniz mi siz Ağrı'ya? Yani Sivas'ı geçmediniz mi? Biz doğma büyüme Keçiören'deyiz ama baba memleketimiz evet. Sivaslıydı. Evet. Şuradan da bir soralım. Şey var mı? Hanımefendi, Keçiören'e gidecek kimse var mı? Bedava götürüyoruz bakın. Keçiören var mı Keçiören? Vallahi millet binmek istemiyor herhalde. Biraz da biliyorlar galiba. Öyle mi? TRT2'de yayınlanıyor ya program. Oradan tanıdık geliyor herkese. Evet, Emir Kerim'imizi demin yolcu indirdik. Unuttuk. Şimdi bizi ikaz ediyor, hemen bağlayalım. Bu arada kaç çocuğumuz var? İki çocuğum var. Bu büyük kızım Silke'ye gidiyor. Bir tane de 2007 doğumlu. 6 yaşına girmiş, 5 yaşında bir küçük kızım daha var. Allah bağışlasın ama Sayın Başbakanımızın bir talimatı var. Bak, diyor ki 3'ten az olmasın diyor. Değerli hemşerim, senin artık buna uyman lazım. Yani Başbakanımız şey olarak düşünüyor da, ülkenin ihtiyacı olarak düşünüyor. Doğru söylüyor. Genç nüfus, işte görüyoruz Çin'in nüfus zenginliğinin nelere yol açtığını. Evet. Ama işte geçim şartları da insanları daha mantıklı karar almaya zorluyor. Bakabileceğin kadar çocuk. Sonuç olarak yurt dışında mesela şöyle bir sistem var mesela. Çocuk fazla oluyor ama ona da bakım ücreti alınıyor. Türkiye'de de pek fazla bu tür şartlar olmadığı için insanlar da bakamayacağı sayıda çocuk yapmayı onaylamıyor normal olarak. Şimdi bakın, ben size şöyle söyleyeyim. Türkiye'de eskiden de, bakın şu anda mesele veriyor. Şu anda özellikle 2002'den sonra doğum yapan ebeveyn, yani anneye doğum doğum izni veriliyor. Artı eğer anne istemese, baba isterse babaya da veriliyor. Artı daha önce, yanlış hatırlamıyorsam, çok cüzi bir miktarda bir çocuk bakım ücreti vardı veya çocuk ücreti vardı. Bunlar neredeyse %1000'e yaklaşan bir rakamlarla arttırıldı. Siz bunu şu şekliyle söyleyebilirsiniz ya, bu yeterli değil diyebilirsiniz. Ama bakın, bunlar arttırıldı. Bir de şu var, özellikle bu son dönemde, yani son 10-11 yıl içerisinde, bakın Türkiye'de daha önce çocukların yanı sıra, mesela çocuklarda şu anda Doğu ve Güneydoğu'da, Batı bölgelerinde de aynısı, okula giden çocuk başına ebeveynlere, yani özellikle annelere maaş bağlanıyor. Babalara verilmiyor. Bakın, bu ilk kez bu dönemlerde oldu. İkincisi, sosyal devlet üyesi açısından özellikle yaşlı nüfuslara mesela bakım, daha önce sadece bakım evlerine gidenlerden veriliyordu. Şimdi evlere gidip de, mesela diyelim ki sizin, Allah korusun, anneniz veya babanız veya eşiniz veya herhangi biriniz hasta olduğu zaman, evde bakıldığı zaman bakana ücret veriliyor. Evet. Ama işte mesele şurada. Hani sadece yani yetmiyor demekle genç nüfusu da tırpanlamanın bir anlamı da yok. Yani, onu özellikle söyleyeyim. Ülke, sırf kendimiz değil, ülkeyi de düşünmek lazım. Gerçekten evet. Genç nüfusa ihtiyaç var. Sürekli işte Avrupa'nın bütün çektiği sıkıntı şu anda yaşlı nüfustan dolayı ekonomileri kalkınmıyor. İnsan gücüne ihtiyacı var, bulamıyorlar. Yani 2050'li yıllarda aşağı yukarı bizde artık yaşlı nüfus genç nüfustan aşağı olacağı hesap ediliyor. 2030, evet.
Yani bu çok iyi bir kriter. Onun için yani bu genç nüfus potansiyelini bana göre çok iyi irdelenip ve bunu sürekli şekilde arttırmak lazım. Yani onu özellikle söyleyeyim. Evet. Yani o söylediği sözün bir mantığı var. Üç çocuk ama işte dediğim gibi herkesin de kendi bir iç hesabı var. Ben en azından %75'ini yerine getirdiğimi düşünüyorum. İşte yani ama bir tane hakkınız kalmış, onu şey yapmayın. Daha yaşınız genç. Ev sizin mi yoksa kira mı? Ev kendimizin. O zaman hiç mesele yok. Yani sizin buna devam etmeniz lazım ki kardeşim herhalde ister, bir üçüncü kardeşi değil mi? İster ister. Bak orada yüzünde gülücükler açıyor, ben biliyorum. Bir de bizim doğu insanda genelde hep böyle bir şey var. Hani ben de ona çok karşıyım işin açıkçası. Böyle erkek. Bir erkek çocuk isterler. Onun için Rabbim sağlıklı, sıhhatli olsun ama daha bir tane hakkınız olsun. Var, onu söyleyeyim. Evet. Sağdan mı? Direkt lütfen. Direkt. Direkt devam ediyoruz. Kaç yıldır burada oturuyorsunuz? Ben doğduğumdan beri burada oturuyorum. 1969'un ben 6 aylıkken gelmişler buraya. Siz artık o zaman Ankara'lısınız ya. Yani. Nüfusumuzu bile Keşiören'e aldırdık. Öyle mi? Tabii. Yaklaşık 13 yıl kadar önce size daha kolaylık olsun diye nüfusumuz Keşiören oldu. Evet, insanların tabii doyduğu yer çok önemli. Yani onu söyleyeyim. Yani inanın şu şeyi geçtikten sonra belediye binası var az ileride. Onu evet, geçtikten evet. Sonra sanki evine girmiş gibi oluyor insan tabii. Bir yerde. Keşiören son yıllarda çok gelişti. Mesela yani, daha önce ben bilirim şu köprü olmadan önce inanın buralarda insanlar yarım saat o otobüsün içerisinde beklemek var ya, bilmiyorum hani o zamanları hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Yalnız efendim bizim yani Keşiören'in en büyük sıkıntısı ben kendimi bildim bileli bu trafiktir. Çünkü bir tane çıkışı var şu gördüğünüz yol. Metro geliyor. Metro geliyor ama işte bu konuda çok şikayetçiyiz. Bakın. Ulaştırma Bakanı el atınca sağ olsun burası çalışmaya başladı. 2014'te biteceğine eminiz artık. Çünkü biter. Bir ara çok durdu. İnşallah biter. Bir de şu var yani. Ama anda... gerçekten Keşiören'in en büyük sıkıntısı bu. Yani sabahleyin buraya 7'de gelseniz Kızılay'a 1 saatte gidebiliyoruz. Senin Ankara'da ne istersin yani ne dersin? Böyle bir mesajın olarak. Olur mu yani sen bak buradasın. Ulaşım açısından denildiği gibi. Ulaşım olur, eğitim olur, kültür olur fark etmiyor. Eğitim olarak şey bir sistem duymuştum ben ne kadar doğru tam bilmiyorum. Mesela tüm liseler belli bir bölgeye toplanacak falan diye. Bence bunlara başlanmadan önce kendi bulunduğumuz bölgelerde yeterli sayıda sistem geliştirilmeli. Mesela ne gibi? Mesela ben kendi okulumdan hiç memnun değilim. Mesela tablet bilgisayar konusuna gelirsek dağıtılacak diye söylenti oldu. Artık ben hiçbir şekilde inanmıyorum yani. Hiçbir şekilde umudum yok yani. Yok sen hiç merak etme. Çünkü benim okulum zaten hastaneden okula dönüştürülmüş bir okul. Şimdi şöyle bir şey bakın ben size şöyle söyleyeyim. Eğitim konusuna baktığınız zaman ben AK Parti hükümetleri dönemi öncesi ve sonrası Cumhuriyet tarihinde Cumhuriyet tarihinin belki 1,5-2 katına kadar okul yapıldı bu dönemde. Dolayısıyla mesele şu. Biz hani demin dedik ya genç nüfusumuz. Genç nüfusu arttığı zaman tabii beraberinde belli şeyleri getiriyor. Ne getiriyor? Mesela siz yeni doğan her çocuğa 6 yıl sonra veya 5 yıl sonra okul yaptırmak zorundasınız. Dolayısıyla bir ikinci husus bizim mesela özellikle çocuklarımızın diksiyonlarının gelişmesi açısından nedir? Kreşler geliştirmek zorundasınız. Üçüncüsü siz bu çocuklara eğitimi geliştirmek zorundasınız. Dolayısıyla bu şudur. Bakın Cumhuriyet'le birlikte yani bizim Cumhuriyetimizin kurulduğu yıldan bugüne kadar ki 2002'ye kadar yapılan okullar 2002, 2012 ve 2013 tarihi birinci ayına kadar yapılanlardan 2 kat fazlası yapılmıştır. Abi bu yeni başlasın. Efendim? Yeni mi bağlandın? Yeni yeni. Yok yok, Ağrı Spor. Ağrı'ya geldin mi hiç? Ağrı'ya geldin mi hiç? Yok, neredesin sen? Hemşerim, seni Ağrı'ya gelmen lazım ya. Gel gel hemen. Çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu bizim kızımıza bak Nuh'un gemisinin
bir örneğini verelim size. Teşekkürler. İnşallah bundan sonraki süreçte iyi bir yer kazanırsın. Şunu da size veriyoruz. Bunu sabah kahvaltılarında böyle ağrı, bunu yedikçe ağrı balını hatırlarsınız. Evet. Bu da bizim özellikle ağrı ilimizin, yine valiliğimizin çıkarmış olduğu güzel bir albüm. Konuştuk, güzel bir sohbet oldu. Keçiörenimizin bir sıkıntısı vardı. Uzun süreden beri yaşadığımız metro sıkıntısı. Onu gündeme getirdik. Diğer eğitim konularında kızımla sohbet edelim. Eli boş size gelmeyelim yani, bir de balımızla gelelim de sonra yani demeyesiniz bak böyle eli boş geldiniz, bilseydik size bir tatlı da getirirdik ha. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm, buyurun. Vallahi çayınızı içmeye geldik ha. Amca nasılsın, iyi misin? İkinci bir hayatın olgusunun başlandığı yer Ağrıdağ olarak biz kabul ediyoruz. Onun için hani Rabbim böyle hem Ağrıdağımızda hem Ağrımızda güzel güzel böyle diğer ilçelerimizde, illerimizde de bir şeyler nasip eylesin bizim ülkemize. Teyze, senden para almayacağız. Gel teyzem, gel. Gel yakışıklı, gel sen de gel şöyle. Benim kızım 4 yıllık üniversiteyi okudu. Evet. Kamu yönetimini bitirdi. Tokat'ta okudu. 2 evet. Senedir işi yok. Çocuk kendini yiyor KPSS'de sanki. KPSS'de kaç puan aldı teyzem? 70 sen... puan aldı. Bak KPSS'de 70 puan aldıysa ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Aha. Mesela Adalet Bakanlığı her sene sınav açar. Evet. Takip ediyor onlar. Gidiyoruz, bak, takip ediyoruz. Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavlara katılabilir. Ne demek biliyor musun? Evet. Kamu yönetimi mezunu, mesela Adalet Bakanlığı bünyesinde zabıt katili, infaz koruma memurlarına evet. 70 ve üstü puan alanlar oraya müracaat edebiliyor. Evet. Sen kızına söyle, mesela girsin oraya müracaatını yapsın. Şu an evet, takibindeyiz. İlanlar açıklandığı zaman. Evet, takip evet. ediyoruz onu. Bunun yanında mesela birçok kamu kuruluşları yine böyle. Sınav alıyor. Doğru diyorsun, sayın vekil. Yani bunları buyurun, takip etmesi lazım teyze. Onları ediyor. Kenan? İnternetten. Milletvekillerinin arabası evet, sayın vekil ha, evet. Ya teyzem sen hiç ağrıya gelmedin değil mi? Teyzem bak. Ben nerelere gidiyorum aslında ki? İşin doğrusu bu. Yani herkesin özündekini konuşuyor. Başbakan talimat verdi. Bak babam, dedi siz böyle hakka, halka hizmet, hakka hizmettir. Bu anlamda böyle gideceksiniz, teyzelerimle görüşeceksiniz dedi. Ya bak. Şimdi. Çok isteriz de işte insan ne gezdirir? Cebinde para olmayınca insan şimdi, evine bile gidemez. Devletin kalkınması için bakın şartlar ne olursa olsun bir ülkenin kalkınması için o kişinin vatanını sevmesi lazım. Aynen. Belki şu anda o ülkenin şeylerinden yararlanamayabilirsiniz. Mesela nedir? Olanaklarından, imkanlarından her zaman size kanat germeyebilir ama şimdi bu ülke elden giderse gitmez. Altına gider. Hayır hayır. Ama bu ülke. Başbakanın neyi var? Diyor şunu ki, diyorum bak, vekilim. Vatanı bir. Evet. Bayrağı bir, ezanı bir. Doğru bak, diyor. Birler, binler, binler getirir. Doğru diyor. Ben için, halkımız Rabbim, için şunu diyorum ben. Evet. Bu vatanı hor görüp de bunu da elden kaybedersek bir daha başımıza sokacak bir çatı bulamayız. Bak şimdi bu bal senin. Bu Ağrı'nın meşhur balıdır. Teşekkür ederim. Tamam. Bu balı yediğin zaman torunlarına yedir, üzere dua et. İnşallah. Tamam. Bu senin. Bu da sizin. Bizim böyle Ağrı'nızın. Güzel şeylerini hatırlarsın inşallah. Bak güzel manzaraları var. İnanın çok merak ediyorum. Bak, çok güzel bu meteor çukuru. Keşke bir de benim okuduğuma isterseniz daha memnun olurum. Sen dua et. O kızın gelir inşallah bulur işi. Dayı selamünaleyküm. Nereye gidiyorsun? Şimdi arabayla geldim, yere gidiyorum. Sağ ol. Peki, gitseydin seni bir yere götürürüz. İyiyim, hamdolsun, sizler de iyisiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz? Biz tanışalım istersen. Tanışalım. Peki, Ekrem Çelebi ben, siz? Ben Erdoğan Kayabaşı. Nerede oturuyorsunuz? Burada, Keçören'de. Buradasınız. Gittiniz evet. mi hiç Ağrı'ya? Ağrı'ya hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Meclis taksiyi gördün mü hiç? Gördüm. Gördüm, bak gördüm, biz meclis taksiyi... İleride gördüm, arabayı park etti, şöyle onun için baktım. Peki, şöyle. Ben de Ağrı AK Parti milletvekiliyim, Ekrem Çelebi ben.
Götüreyim hadi. Geç arkaya abla. Para almayacağım bak hadi. Neden? Bedava götüreyim sizi de. Niye? Ya Allah rızası için daha ne istiyorsun daha niye soruyorsun? Hı? Allah. Geç teyzem geç. Güray gel. Sıkışın Güray abla. Gel. Abla geldi şey E ne var ya insanlık yapıyor gel. Tamam. Hatta hadi, biraz aceleye git de bak geçeyim hadi, de. Hadi. Çok özür dilerim. Şey para verelim. Evet dolmuş paramızı verelim. Şimdi biz bir gün böyle bir karar aldık. Bu meclis taksiyi duydunuz mu hiç? Evet. Meclis taksi bir gün ne duydunuz onu ilk önce bana söyleyin ben size açıklayayım. Ya işte her seferinde bir milletvekilini gezdiriyor. Evet doğrudur. Abla her yerden de haberin var maşallah. Peki abla ben nerenin milletvekiliyim? Öyle mi? Sizi tanımıyorum maalesef. Tamam. Siz nerelisiniz? Biz Gaziantep'liyiz. Gaziantep. Bak burada ne yazıyor? Ne spor diyor? Ağrı spor. Bak demek ki biz Ağrı milleti. Siz Ağrılı mısınız? Evet, İsminiz ne? Ekrem Çelebi. Ay ama nasıl böyle peki bir şeye karar verdiniz Ekrem Bey? Neye karar verdiniz? Yani böyle bir taksi, bu yani böyle bir hizmete. Size hizmet ediyoruz daha ne istiyorsun abla? Ama biz hiç alışkın değiliz böyle bir şeye. O zaman vekilimizi alalım kartınızı da hani bir işimiz düşerse. Valla ablam sizi gelir teyze Ekrem Bey yanınıza söyleyeyim. Bak yani kartı veririm ama dua isterim ha. Bak onu tabii söyleyeyim. Ki ha, tabii. Bak, yani namaz tabii, kılıyorsun Allah değil razı mi teyze? Olsun canım şimdiden söyleyeyim. Ay ama şey ha. Gerçekten böyle şey gibi değil mi? Şaka gibi ya. Evet yani. Ay dedim hani iyilik için baktım güvenilir bir evet, yapısı var. Evet abla ben baktım. Hiçbir şeyler yapıyor taksi. Dedim herhalde taksiyle ya, taksiciler güvenilmez mi teyzem ya yapma şunu. Ay, yok yani, yani siz hani şey deyince böyle. Gibi de. Ben dedi abla 163 geldi gel diyorum çekiyorum. İnsanlık için dedim yani. Çok olduk beklediğiniz değil mi orada? Şimdi şöyle beyefendi biz önceleri böyle küçüktü çocuklarımız. Allah razı olsun taksiler dururdu. Nereye böyle kışın olurdu çocuklar. Öyle mi? Ben hiç hatırlamıyorum. Onun için yadırgadım. Yok yok. Ben dururlardı. Ben de çok öyle. Eşim de yanımda olunca evet. Çocuklu olan bayanları alırım. Evet. Bak, onu söyleyeyim. Evet. Ben çok da almışımdır. Evet. Mesela kreşe sonra götürür veya dolmuş bekler, şey bekler. Evet. Allah razı olsun. Ağrılı olduğumuz için biz Antep'liyiz böyle şeyler ama buralarda pek güvenilmiyor. Biz artık biliyor şey musunuz? Yapamadık yani. Yani şimdi binemiyoruz. Ama yüzümüzden böyle şeyi alınca Fatma Hanım'la hemşehriliyiz. Biz bakanımızla gurur duyuyoruz. Bak, tabii tabii. Sayın Bakan hem çok çalışkan hem çok. Ablam gider yanına Fatma. Öyle mi? Tabii. Artık ablam bize torpil yapar ya. Siz bize yapacaksınız. Siz bizim vekilimizsiniz. Bak ben Sayın Bakanımı hafta içi görürüm. Ben derim şimdi senin adını alırım derim bak. Tamam. Teyzem diyordu ki tamam. Bak ben sana torpil yaparım tamam. Diye. Siz Giray Esen'in annesi Sema Esen'in selamı var değil mi? Bana yazıp da vereceğim teyzem ben onu unuturuyorum. Yaz abla. Şimdi siz tabi sağlık sektöründe olurun şimdi el doktorum. Bir kağıt var mı? Tamam. İkinci bir husus da şunu da yaptılar. Sende var mı ablacığım öğrenci? Şu anda mesela diyelim ki yatalak olan birilerinin hastası varsa evet. Bakım evlerine götürmeden apartmanlarda ya veya kendi evinde buna bakabiliyorlar artık. Evet. Biz işte yani evde sağlık hizmeti falan da veriliyor diyoruz. Hani yatalak hastalara bakıyoruz. Nasıl sizin sağlık sektörüne bakış açınız nasıl doktorum? Vallahi Allah razı olsun yani öncelikle maaşımızı artırdılar yani hani çok şükür. Biraz daha böyle yani sanki hani aile hekimlerine her şey bırakılıyor gibi yani böyle hani hastayla baş başa. O zaman yani memnunsunuz. Biz sağlık sektöründe memnunuz diyorsunuz. Yani memnunuz ama şöyle. Döner sermaye diye bir kavram yoktu. AK Parti geldikten sonra dönerimiz oldu. 6-7 milyar maaşımız oldu. Dediğiniz evet. Bu herhalde. Döner sermaye hastanelerde var. Şimdi şöyle uzmanlar da mesela aile hekimi olmak istiyor. Hani aile hekimliği mesela böyle bir şeyi bize sunması çok güzel bir şey. Ben yıllarca üniversitesinde hani şey TUS'a hazırlandım. Giremedim. Aslında başarılı bir öğrenciydim. Hani üçüncülükle falan bitirecektim. İnkılaptan kaldığım için otomatik attı. Daha sonraki bir arkadaşımız Gaziantep mezunuyum ben. Evet. Benim kaldız da orada diş hekimde mezunum. Öyle mi? Şöyle mesela ben hani
de Antep'ten kalktık geldik, hani burada mesela üniversite okuyan böyle şey, bir tek benim ailede. Bayağı bir zorluklarla falan okuduk. Ama şey dedik yani, keşke hani böyle mi olacaktı, çok düşük maaş alıyoruz, böyle sistem keşmekeş falan. Şimdi tabii ki mesela maddi olarak daha iyiyiz, çok şükür iyiyiz. Bir de şey açısından, ama onları da zaman zaman hani biz mesela ortamda yazıyoruz, işte şu şöyle olsa, bu böyle olsa, hemen kararname de çıkarılıyor. Bazı sıkıntılar oluyor tabii yeni oturulmuş. Yani işin özelliği şu, biz şu anda sağlık sektöründe Sayın Bakan'ın ve Başbakanımızın talimatlarıyla çıkarılan yönetmelikten memnunuz, bir sıkıntımız yok. Bu mu? Vallahi ben memnunum. Tamam. Denizeciğim, senin de memnuniyetsizliğin var. Hiçbir memnuniyetsizliğim yok. Ay, kurban oldum sana, en büyük şeyinsin vallahi. Aman sen çok üzüldüm bir şey. Senin var mı öğrenci olarak sıkıntıları? Sizin beraber misiniz yoksa yok, ayrı mısınız? Yok, biz orada tanıştık. Yani burada tanışıyoruz. Sen öğrenci olarak, yani yurtta sıkıntın var mı? Sen nerelisin? Ben Afyonkarahisar'dayım. Burada nerede kalıyorsun? Sosyal Üniversitesi yurtta, Köyçük'te. Yatılı mısın yoksa özel mi okuyorsun? Yok, yatılı. Bursluymuş. Şöyle ki bizim yurdumuzda nöbetçi öğretmen, yani kız yurdunda sadece bir tane kalıyor ve sağlık problemi çıktığında nöbetçi öğretmen gidemiyor. Başında da öğrencileri gönderemiyor. Yani dolayısıyla. Yani siz şey nöbetçi olmuyor. Öğrenci sayınızın ikiye çıkarılmasını istiyorsunuz. Öyle bir şey olabilir. Ayrıca bir de hani en azından yurdumuzda bir hemşire bulunabilir, bir revir olabilir. Kaç öğrenci var sizde? Yani tam kesin sayı veremem ama bir 400 kişi varız. Şimdi bu zamanki mesela giyimde, kıyafette falan daha dikkatli. Aile kavramına çok dikkat ediyor. Yani bizim çocuğa ne diyorsun? Bizim çocukluğumuzdaki gibi düzelmeye başladı. Hangi çocuk dediniz? Dedim üç çocuk diyor ya, Sayın Başbakanımız talimat verdi. Heyecanla uyuyorlar. Evet. Üç, hatta dört de yapıyorlar. Vallahi biz beş kardeşiz. Sizin çok kaç kardeşim, çocuğunuz var teyze? Benim iki oğlum var. Niye iki de kalmışsın? Ya şartlar yani. Teyzem sen o zaman kaç tane gelin var şu anda? İki tane gelin var. Gelinlere biraz fazla şey yapman lazım, baskı yapman lazım. Kaç torun var? Vallahi iki tane bir oğlumdan torun var, öbürleri daha yeni evlendi. Vallahi senin en azından üç. Evet. Niye biliyor musun? Yok yani, benim oğluma kalsa daha fazla. Daha fazla olsun, daha güzel. Yani. Daha ne istiyorsunuz? Ama teyzemi de alıp sayın doktorum ağrıya gelmeniz lazım ha. İnşallah. Bak bu şeyden sonra ağrıya gelmemezlik ederseniz artık yanlış olur. Şimdi ablamın uçak fobisi var. Öyle uçağa mi? Binemiyor. Bilmiyorum ağrı kaç saat? Antep 10 saat. Ağrı, şimdi otobüste gitmeniz biraz uzak olur. 13 saat otobüste gidersiniz. Şey yaparız, olmazsa Antep'te bir mola veririz. Antep'ten vardır herhalde ağrıya değil tabii mi? Tabii Antep'te de var. Trenle de gidebilirsiniz. Erzurum'a kadar tren gidiyor. Evet. Erzurum'dan sonra otobüste gidersiniz. Çok rahat zaten. Memleketimizde. Yollar duble yollar. Sayın Başbakanımızın sayesinde. Evet. Allah razı olsun sizden tabii ondan. Tabii doğudaki şeyler hiçbir yerde yok diyor arkadaşlar. Çok değişti. Çok hoş oldu evet. Bak. Ben Patnos'luyum şu anda. 150 yataklı yeni bir devlet hastanemiz açıldı. 5 yıldızlı bir otel gibi. İnanın. Evet. Ağrı'da yine açıldı bak. Biz şu anda bu sene Tutak'ta yapıyoruz bu sene. 2013'te faaliyete geçecek. Evet. Doğu Beyaz'da işte geçen sene değil ondan önceki sene açıldı. 150 yataklı muhteşem bir şey. Evet. Gelin böyle bizim oralara ya, gezin biraz yani, görün i̇nşallah, çocuklarınızı getirin. İnşallah. Yani dokunun oradaki halka. Tabii inşallah. Sadece Gaziantep'e gitmeyin ha, onu söyle. İnşallah. Ya oradaki birlik, beraberlik yani doğudaki. Evet. Bambaşka yani. Tabii teyzem gel işte bak. Orada seni misafir de ederiz. Teşekkür ederim. Güzel. Allah razı olsun. Yani herkes birbirinin bacısı, kardeşidir. Öyle. Ha, bizde öyle şey mi? Olmaz yani. Ha, öyledir yani. Yani Gaziantep gibi ya şimdi. Bizde mesela halen öyle. Apartmanda bir dışarıdan bir komşu gelse, komşular çıkar gider. Evet. Yani misafir gelse. Hı-hı. O komşunun evine gider, işte bir hoş geldine giderler yani. Evet.
Buralarda hani, yok öyle. Buralarda yok ama evet. Bizim oralarda halen tabii, öyle yani işin açıkçası. Herkes birbirini tanır. Tabii tanır. Yardımlaşma yani. Var. Buralarda ya, yok maalesef. Mesela Ramazan'da olsun, diğer ya. Yokluklarda olsun. Ya evet. Bizde çok fazladır yani bu. Gaziantep de öyle mesela. Dokuzu değişmeyen illerden bir tanesi orası. Evet. İşin açıkçası. Özellikle Ramazan'da hemen hemen yakın komşuların %80 işte ona yemek götürür, ona tatlı götürür. Bir sürü şey yaparlar yani. Kartınızı vereceksiniz değil mi ablama? Aldım. Verdim kartı mı? Ya. Ha, ben de alayım varsa sayın vekli. Tabii teyzem. Teyzem şey yaptı ya, teyzem hiç. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Dersin demiyor musun? Tabii. Dersin bak beni Ekrem Bey getirdi de. Ha. Tamam mı arkadaşlarla? Memnun oldum. Ben de öyle. Biz de memnun olduk. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bizler de öyle. Unutmayacağız diyeyim. Evet. Yok estağfurullah, bize dua edin teyzem. Tabii, en büyük etmez, en büyük beklentimiz dua. Duadan başka hiçbir şey olmaz. Başbakanımız çok dua alıyor gerçekten. Aynen öyle. Yoksa yani. Şey... Yani bir tek bana değil hani Sayın Başbakanımızın başımızın tacı biliyorsun. Allah devleti millete zeval vermesin. Amin yani. Biz babamızdan öyle öğrendik lazım. Atamızdan. Tabii, Allah evet. Cenab-ı Allah devlete zeval tabii, vermesin. Yani, her söyleyeyim. Zaman başarıdan başarıya yani koşun. Şu şey, koşun yani. İlaç şeyi, doktor şeyi yani gerçekten yaptığı çalışmalardan çok memnunum. Evet, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Şunun farkına vardık ki, daha önce de biliyordum, taksicilik hakikaten zor meslekmiş. Ama Ankara trafiği bir gün biraz daha sıkıntılıydı, yağmur yağdığı için. Şu sıkıntı var, Ankara insanı fazla binmek istemiyor taksiye, anladığım nokta oydu. Ben de üzüldüm çünkü neden dolayı? Şimdi Ankara'da yüzlerce insan bu meslekte geçim sağlıyor. Dolayısıyla ekmek kapısı bu. Yani demek yani bizim insanlarımızın biraz daha taksicilere güvenip de onların araçlarına binmesi gerektiği diye ben düşünüyorum. Ama genelde insanlar memnun. Çok pozitif bakıyorlar. Ama ilimle ilgili tabii üzülerek söylüyorum. Bizim de biraz daha ilimizin reklamını yapmamız lazım. Mesela Ağrı Dağı'nı tabii insanlar duymuş ama Ağrı ile ilgili ne güzellikler var bunu bilmiyorlar. Bir de doğunun şu kıstasını göz ardı etmemek lazım. Bizim özellikle doğu denilince insanlar hep böyle terörden dem vuruyor. Ama çok memnun oldum. Yani özellikle meclis taksinin bu tür bir hizmetten dolayı vekille halkı buluşturduğu için bedava da 3-4 saatliğine olsa insanları gezdirdiği için. Gördüğünüz gibi sürücü adaylarımız oldukça fazla. Ama biz fazla oyalanmadan asıl yerimize meclis taksiye geri dönelim. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.